Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda küçük bir tane teoriden ya da bir düşünceden bahsetmeye çalışacağım. Başlıktan da anlaşıldığı üzere olay Jane Foster'ın kansere yakalanma sebebiyle alakalı. Bayağıdır böyle teori videoları paylaşmıyordum sanırım. O yüzden böyle bir video iyi olur diye düşündüm. Bu arada Samet Ceylan süper teşekkür serisi yollayarak halatır sormuş. Bana da umarım sen de iyisindir dedirtmemiş fırsat bırakmamış. Kirin de sağ olsun yine süper teşekkür yollamış. Emeğine sağlık demiş. Abi o kadar destek oluyorsun. Daha fazla video için gaza getiriyorsun. Bu konularda dilim pek dönmez benim çekindiğim için de hızlı geçmeye çalışıyorum bunları ama şunu söyleyeyim. Gerçekten çok teşekkür ederim destek için. Kesinize bereket ve hazırsak da hemen konumuza geçiyorum. Öncesinde görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Şimdi Thor Love and Thunder filminde hatırlarsanız Jane Foster'ın kanser olduğunu görmüştük. Bu zaten açıklanmış bir bilgiydi. Ayrıca film çıkalı bayağı oldu. Disney Plus'a falan da geldi. O yüzden spoiler uyarısı yapmıyorum artık. Neyse zaten çizgi romanda da bu konuya benzer şekilde ilerleniyordu. Hani kanser durumu için söylüyorum. Jane kanser olduktan sonra Mjolnir tarafından çağrıldığını hissediyordu. Mjolnir'in üzerindeki yazıda he ibaresi she olarak yeniden yazılmış oluyordu. Devamında da Jane çekici kaldırıp Mighty Thor olarak sahneyi devralmıştı. Çizgi romanda bu haliyle bayağı da iyi işler yapmıştı aslında ama filmde bu kısım biraz gölgede bırakıldı bence. Neyse karakterin hikayesine ait videoyu zaten yapmıştım. Linki de açıklama bölümünde olacak. Oradan da detaylarını izleyebilirsiniz. Filmdeki kanser konusuna dönecek olursak da olay aslında şöyle. Hatırlarsanız eğer Avengers Endgame'de Hulk'un taşlarla alakalı bir tane cümlesi var. Söylediğine göre sonsuzluk taşlarından çoğunlukla gama ışınları, gama radyasyonu yayılıyormuş. Bu radyasyon da şöyle söyleyeyim, eğer Hulk gibi, daha doğrusu Banner gibi genetik yapıya sahip değilseniz ölümcül oluyor. Banner olursanız da hani Hulk'a dönüşüyorsunuz ya. O anlamda söylemiştim yani. She-Hulk şey dizinde de zaten buna değinmişlerdi. Buradan da şu sonuç çıkıyor aslında. Karakterin kanser olmasının sebebi sonsuzluk taşı ile alakalı. Nasıl diyecek olursanız da şöyle, hem bu cevapla da zaten sizi birazcık geçmişe götürmüş olacağım. Hatırlarsanız Jane Foster bir anda farklı bir yere gidiyordu ya da ışınlanıyordu artık neyse. O gittiği yerde de gerçeklik taşı olduğu ortaya çıkan Eater adındaki kırmızı simbiyotik yapıdaki şey bir anda kadının vücudunun içerisine giriyordu. Devamı da falan uyanıyordu bir gemide ve Dark World'da izlediğimiz olaylar yaşanıyordu. Oraya girmeyeceğim zaten. Hulk'un bahsettiği gamma radyasyonları sonsuzluk taşlarında varsa Eater'da yani Jane Foster'a girmiş olan sonsuzluk taşı da kadını kanser etmiş olması gerekiyor. Bu konunun bu noktaya geleceği açıkçası hiç aklıma gelmezdi. Ama Marvel eğer bunu bilerek yaptıysa gerçekten çok güzel bir plan yapmış diyebilirim. Hani böyle bir açıklamayı yapıyorlar mıydı ya da Jane Foster'ın kanser olma sebebini filmde söylüyorlar mıydı hatırlamıyorum. Kaçırmış olabilirim. Hatırladığım kısım galiba annesiydi o kadın. Onun da kanser olduğuna dair bir gönderme yapan sahne vardı ama Jane'deki kanserin annesinden mi geldiği belli değildi. Zaten teoride aslında buradan çıkıyor ortaya. Yani özetle Thor Love and Thunder filminde kanser olmuş olan Jane Foster'ın hastalık sebebi aslında iki film öncesinde yani Thor The Dark World filminde gerçeklik taşı olan Ether'ın Jane'in vücuduna girmiş olmasından kaynaklı. Marvel'ın bunu da sırf uydurmuş olmak için ayarlamışlar. Uydurmuşlar denebilecek böyle ince olayların altını zaten geçmiş filmlerde istedikleriyle doldurmuş olmaları beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ya film hakkındaki yorumumu da zaten yayınlarda falan paylaşmıştım. Hani ben beğenmedim filmi. Sadece o da değil birazcık kötü gidiyor şu anda Marvel. Bir dönüş yaparlar diye umuyorum sadece. O şekilde. Bu cümleyi de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweetler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.